Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir süre önce benden özellikle YouTube'daki yorumlarda işte platonikler için de bir DataSet yapmam istenmişti. Kim hepsi giriyor? Evet. Buradaki açılım platonikler ya da henüz yeni tanışan, hani yeni flörtleşen, tam böyle karşısındakinin duygularını kestiremeyen ama böyle çok yeni. Yani 3 aydan daha eski değil, öyle söyleyeyim. Taze, yeni tanışılmış. Ya da işte platonik dediğimizde ne işte mesela arkadaşınız olabilir ama sevgili değilsiniz, ne hissediyor? Böyle taze, tamam mı? Taze bir durumdan bahsediyorum. Ex partner vesaire kesinlikle değil, tamamen temiz, yeni. Hiç ilişki yaşamadığınız insanlar için dinleyin lütfen. Zaten diğer ilişki türleri için tonlarca video çekiyoruz. Bu sadece yeni ilişkiler, böyle yeni tanışmalar ve platonikler için. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Lütfen odaklanın. O kişi size hangi desteği veriyor? Onu hayal edin. Kendi çekildiğinizden ziyade o hangisini veriyor? İki deste arasında kalırsanız ikisini de dinleyin. Ama onu üç yapmayalım, tamam mı? En fazla iki desteği dinleyin. Kafanız çok fazla karışmasın. Ki zaten aslında burada şunu da yaptım. Sizin durumunuzu, sizin duygularınızı da soracağım için oradan da az çok bir çıkarım yapabilirsiniz. Uyuyor mu, uymuyor mu? Tamam mı? Uymayanı da zorlamayın. Birinci desteyle başlayalım. Merhaba, birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi öncelikle sizin bu kişiye duygularınız, bu kişinin size karşı duyguları, sizin mevcut durumunuz, bu kişinin mevcut durumu. Sonra aranızda engeller var mı, varsa işte bunlar neler olabilir? Sonra aranızda neler yaşanabilir? Bir olurunuz var mı ve tavsiye kartınızla da sonlandıracağız. Şimdi öncelikle oh, şöyle bir kaptırıp gidelim. Sizin duygu durumunuza baktığımda bu kişiye karşı şunu görüyorum. Heyecanlısınız, isteklisiniz evet ama bir yandan da patlamaya hazır bir enerji sanki barındırıyorsunuz bünyenizde. Hani şuradaki fırtına sanki her an kopabilecekmiş gibi ve bir şeyleri de yıkabilecekmiş gibi. Burada evet bir şeylere yine yıkılmasından, bu insanla aranızın böyle birden kopmasından da endişe duyuyor olabilirsiniz. Ama yani burada hissettiğim şey daha çok hemen bir şeyler olsun, hızlıca bir şeyler olsun, gideyim alayım, fethedeyim, gelim. Böyle bir arzu ve istek görüyorum açıkçası. Bu insana karşı evet fazlaca çekiliyorsunuz. Onunla bir şeyler yaşamak istiyorsunuz ve aslında bir yandan sakin, somut gitmek isterken yok ya sakinim bu sefer dengeli gideceğim derken diğer yandan da böyle yani tabiri caizse böyle ipinizi koparıp koştur koştur gitmek geliyor olabilir. Bazen böyle freni çok tutturamıyor olabilirsiniz. Şu an konuşurken bana bile o yüksek enerji sirayet etti, öyle söyleyeyim. Şimdi karşı tarafın size olan duygularına baktığımda şöyle bir şey. Çok fazla kafa karışıklığı, bekleme, atalet. Yani bu insanda şöyle bir şey olmuş olabilir. Belki bir süredir tanıdığınız birisi, belki uzun süredir tanıdığınız birisi ama niyetini bir türlü anlayamıyorsunuz. Zaten bu yüzden hani platonik diye sınıflandırılıyor ama çok yavaş, çok ağır akıyor ve yani size gösterdiği hangi yüzü gerçek, hangisine inanmalısınız? Hani seviyor mu, sevmiyor mu? Arkadaş gözüyle mi bakıyor? Yoksa gerçekten böyle duygusal bir arzusu, isteği var mı? Bunu böyle sanki çok çıkaramıyorsunuz gibi bu sebepten ki zaten evet buradasınız ama bu kişinin de özellikle böyle sürekli bir maske takıp indirdiği mevzusu var yani bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bence kendisi de emin değil. Niye? Size karşı duygularını kopayadılasıyla bitiriyor. Şimdi şundan bahseder aslında. Kafam karışık. Tam olarak ne istediğimi bilmiyorum. Kimi seviyorum? Hayatımda neyi istiyorum? Kim seviyorum bilmiyorumlar. Hani bu insan şu an şeyin ayırdığında değil. Şunu diyemiyorum. Aa işte seviyor duygular karşılıklı. Hani bunun gibi bir şey diyemiyorum. Çünkü bu insanın gerçekten şeyi yok yani. Sizdeki o istek, sizde bir eminlik var. Siz ona doğru yürüyorsunuz. Para şövalyesi halinde. Ve hatta yani araba. Hani gideceğim, alacağım, geleceğim. Hani geldim, gördüm, yendim. Siz bu kafeye girmek isterken karşı tarafta bir izleyelim ya hayırlısı hadi bakalım kısmet gibi bir durum var açıkçası. Yani size davranışı evet şaibeli geliyor zaten bu yüzden bilemiyorsunuz size karşı ne hissettiğini fakat bu insan zaten kendisi de bilmiyor yani başından beri anlatmaya çalıştığım bu kararsız dağınık bir enerji
Zaten yani üçüncü çakra kartı geldi. Bir şekilde her ne kadar hayatında evet arzuyu, tutkuyu yaşamak, tecrübe etmek istese de ve bunlar sizin için söz konusu olsa da zaman zaman çok böyle nasıl desem netleştirebilmiş değil kendisini. Şimdi durumlarınıza baktığımda da açıkçası yani yine bu insan kendi yerinde oturuyor, kendi yerinde sabit bir şekilde geliyor ve yani çok ilginç. Şurada elinde maskesi var. Burada da elinde bir kuklası var. Yani böyle resimle, sanatla, heykelcilikle vesaire uğraşıyor olabilir bazıları. Bazıları nedense Mimar Sinan'da okuyabilir özellikle. Hani çok çok küçük bir kısma böyle bir nokta atışı gidebilir. Özellikle şu tarafın ve şöyle bir ya genç bir böyle kumral, orta uzun boylarda zarif hoş görünümlü bir erkeği çok çağrıştırdı bana. Bazıları evet daha böyle kaslı, fizik olarak daha yapılı olabilir ama böyle bir erkek canlanıyor gözümde konuşurken. Hani çok net değil ya. Bilmiyor, kafası karışık gerçekten. Hani birkaç şeye birden aynı anda sarmış bir insan hani görüyorum. Ve şöyle bir durum. Şimdi o daha stabil, daha durgun dedim ya. Burada da zaten bir durgunluk enerjisinin içinde. Sizse gözünüz aslında şöyle karşılıklı da bakıyorsunuz bir yandan şimdi bu konumla geldi. Siz onun gözünün içine bakıyorsunuz, o sizin gözünüzün içine bakıyor ama o kendinden daha böyle emin bir duruşta. Biraz gözünüzü korkutuyor olabilir. Sizse biraz daha böyle hani onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyor musunuz gibi gözüküyor. Şu cam çok rahatsız etti beni. Onu kapatıp geleyim. Evet, ben burada çünkü sıcaktan patladığım için açıyorum camı pencereyi ama size çok fazla ses gidecek yani videoda hoş olmayacak. Ben burada sizin için yanmayı göze alıyorum şimdi. Ve son zamanlarda bazılarınız özellikle böyle işte ruh edişi, meditasyonları vesaire böyle şeyler denemiş, böyle şeyler yapmış olabilirsiniz. Böyle bir sakral çakraya doğru böyle bir çalışmalar görüyorum. Dişiliğinizi de uyandırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Siz de zaten yani kılıç prensi. Yoğun bir stok durumu söz konusu, çok tetiktesiniz ama biraz daha uyanık olmaya sanki çağrılıyorsunuz. Çünkü zırhın başlığını, miğferinizi yerde bırakmışsınız. İstiyorsunuz ki kendi gözlerimle göreyim, bir şeyleri kendi gözlerimle göreyim. Belki bu insan hakkında bir sürü duyumlar alıyorsunuz, işte stok yapıyorsunuz, bazı bilgiler ediniyorsunuz ama o sizi kesmiyor. Ve ben kendi gözlerimle bir şeyler görmeliyim diyorsunuz. Bu insansa ben yerimde oturuyorum ya. Gelen gelsin ama ben bir adım atmam. Ben böyle rahatım, ben böyle iyiyim. Yani kendi içime biraz döndüm, kapandım. Çok böyle şey, insanı böyle yoran bazı toksik bir sanatçı tiplemesi vardır ya, dalga geçilen. Biraz öyle bir şey de alıyorum açıkçası burada. Burçlardan bahsedelim. Burçlardan bahsedelim. Neden ben böyle oldum? Bu sizin heyecanınız, çok yüksek ihtimalle. Çünkü şuradaki değnek... Fırtına, şuradaki araba beni böyle çok şey yapıyor. Patır patır konuşuyorum. Merkür ikizlerimi böyle canlandırdınız maşallah. Yengeç burçları var. Yay etkililer var. Şey diyormuşum, bu benim. Bende var çünkü. Ve havadan da neler var? Üçü de var yani. İkizler, kova. Terazi. Aptallaştım. Oğlak, başak, boğa. Özelinde sizde bu burçlar olabilir. Karşı tarafta ise neler varmış? Boğa varmış, balık varmış. Hayır, balık yok. Akrep var burada. Akrep var, bir de koç var. Evet. Balık da olabilir tabii. Ağzıma birden geldi ama. Şimdi devamına baktığımızda ise aramızda ne gibi engeller olabilir? Şimdi bu insan hani duygularını eğer net bir şekilde anlatamadıysam onu tekrar söyleyeyim. Dediğim gibi kafası çok belirsiz. O henüz böyle size dair bir gözlem sürecinde. Açıkçası kendisini de zorlamıyor bunun için. Siz ne kadar bir şeylerin hızlı bir şekilde olmasını istiyorsanız, artık niyeti ne ya anlayayım diyorsanız, o kişi o kadar bakarız, düşünürüz. Bilmem. Çünkü imparator yani, konumu rahat. Ve oturmuş yani kendi halinde işte. Gün böyle güne diyor denmez de o rahat yani, huzurlu şu an. Ama şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bu insanın geçmişe dair belki bazı pişmanlıkları, bazı kalp kırıklıkları eğer bugüne taşındıysa bunların belki sirayetiyle şu an çok henüz bir ilişkiye hazır olmayabilir. Ya da şimdi aşağıdakine göre farklı bir senaryo devam edecek.
Halihazırda bir şeylerin içinde olabilir ama şimdi bakalım. Şimdi engellerde şöyle bir şeyden bahsetti. Keşif, ileri geri, karanlık düşünceler, kılıç edilisi, para beşlisi, yıldızlar. Şimdi bunların bazılarının hayatında siz birilerinin olduğunu biliyor olabilirsiniz. Yani ya sizin ya da karşı tarafın hayatında birileri olabilir. Aranızdaki engel durumu bundan kaynaklanıyor olabiliyor. Bu birinci senaryo. Çünkü şimdi kılıç edilisinde bir şeylerin böyle işte sıraltı edilmesi, bir şeylerin gizlenmesi falan derken şimdi engel kısmında keşfin gelmesi sanki şunu söylüyor. Bu insanla ilgili belki keşfedeceğiniz şeyler olabilir. Bu insanın size çok dürüst davranmadığını keşfedebilirsiniz. Ya da dediğim gibi eğer hayatında birilerinin olduğundan şüpheleniyorsanız böyle bir durum gerçekten söz konusu olabilir. Bunun ama haricinde şöyle bir şey alıyorum aynı zamanda. Bu insanın kendi sanki karakterinden, kendi yapısından, kendi bilincinden dolayı. Hani demiştik ya şurada da hani kupa beşisi zaten böyle melankoliye yakın bir durumdur, depresif bir durumdur. Çok fazla kendisini karanlık düşüncelerin içinde bu şekilde gezdiriyor olabilir. Ve bu yüzden de bir nekaat dönemine, yani bir dinlenme dönemine girmiş olabilir. Ve onun işte bir gel, bir git. Hani bu durumu sizi ya niye istiyor, derdi ne bunun ya filan moduna sokabilir. Yahut da tabii ki siz de karşı tarafa gel gitti bir şekilde davranabilirsiniz. Aranızda bir şeyler hep böyle bir ileri bir geri. Mehteran gibi. İki ileri bir geri. Hatta ama buradaki o da değil, iki ileri de değil. Bir ileri bir geri. O yüzden yerinde saymak var. Ve şuradaki labirentin içinde belki kaybolmak var. Bakın labirentin üstünde de. Şimdi bu destem yeni olduğu için ben de yeni keşfediyorum. Bu desteyle bu destenin yazarları, yaratıcıları aynı. Sanki şöyle bir şey. Şuradaki fırtına buradaki labirentin üstünde kopmaya hazır. Dedim ya sizin böyle hani bir şeylere bu insanın tamamen böyle iplerin kopup hayatınızdan kaybetmek noktasında korkularınız var diye. Böyle bir durumdan siz de korkuyor olabilirsiniz. Karşılıklı olarak birbirinize korku çalıştırıyor olabilirsiniz. Hani bu insanın zaten hani ilişkiye çok açık olmayan bir yanı var. Evet. Size de kendi, ya sizi böyle bir evet opsiyon olarak değerlendirme durumu var ama net değil yani o kafasındaki şey. Şunu diyemiyorum. Aa evet çok işte şusu var. Burada. Ondan bahsetmiyor. Sizden aslında bahsetmiyor. Böyle can sıkıcı bir durum var. Kendi hayatına odaklı tamamen. Ama sizin bir opsiyon olduğunuzu görüyor. Yani sizin farkınızda bu var. Şey değil tamamen sizden habersiz bir insan olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sizi bir gözlemlemiş yani bir gözlem süreci var. Hani şey değil tamamen habersiz falan farkınıza varmamış bir insan değil yani buradaki. Özellikle platonikler için söylüyorum. Zaten dediğim gibi yeni tanışanlar için de bakalım ya hayırlısı bir düşünelim falan diyen bir insan var. Yani çok itelemiyor bir şeylerin olması için çok özellikle bir çaba sarf etmiyor. Yani imparator zaten çok da o çabayı da sarf etmez, göstermez maalesef ki. Şimdi engel konusuna şöyle bir geri dönersek. Size bir şeyleri tam olarak vermiyor. Bakın kadın sanki bir duvarın, bir kapının önünde böyle bir yokluk bilinciyle böyle kalmış. İstediği şeyi alamıyor. Yalnız başına bırakılmış, yalnız bırakılmış. Özellikle dinleyicilerimin çoğunluğu kadın olduğu için hani söylüyorum. Evet, erkek de olabilirsiniz. Bu insan tarafından böyle bir kapıda bırakılma durumu, istediğiniz şeyin size bir türlü verilmemesi ve sizin belki gizli gizli bir yerlerde ağlamak gibi durumunuz söz konusu olabilir. Çünkü gözyaşı döken birileri var burada. Şimdi kılıç edilisinde de bazı haksızlıklar söz konusu olduğu için, yani bu insanın size pek böyle adil davranmadığını, hak ettiğiniz değeri vermediğini görebilirsiniz ilerleyen süreçte ve onun haricinde de bu insanın bir ilişki durumu olabilir. Çünkü şu kartların yan yana gelmesi de bana aynı şeyi veriyor. Belki gelgitli bir ilişkisi vardır. Oradaki durumu net değildir. O yüzden sizinle böyle bir sürecin de içindedir. Çünkü çok böyle şey değil yani. Aktif değil burada. Bundan dolayı da istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Böyle bir kıtlık, yoksunluk durumu var. Burada da yine ne geldi? Kova burcu geldi. Oğlak aman Boğa burcu geldi. Burada da Kova burcu geldi yine. Hava ve toprak ağır basıyor. Şimdi gelelim sizin aranızda neler yaşanabilir peki? Aslan burcu, terazi, boğa. Bir ilişki olur mu kısmı? Bu bir tane fazla gelen desteymiş. Normalde her desteğe çünkü 3 kart çekecek.
Tamam. Şimdi şöyle bir durumdan bahsetti. Bir kere bu insanla bu aranızdaki çok bu arada 7 rakamı çok fazla geldi. Onu da söyleyeyim. Şurada da gelmişti. 7 gün, 7 ay, 7 hafta ve 7 yıl. Tek tek bütün 7'ler geldi galiba. Sizde de araba gelmişti. Onun numarası da 7 zaten. Kupa 7'lisi, para 7'lisi, kılıç 7'lisi, değnek 7'lisi. Ne oluyor? Bütün 7'leri toplamış birinci deste. 7'nin özellikle bir anlamı olabilir. Bir destede 5 tane 7 var. 5 tanesi de geldi. Öyle söyleyeyim size. Yine bakın oğlak, yay, akrep, boğa, terazi, aslan. Dediğim gibi burçlardan da bunlardan bahsetti. Ha, sadece yine şurada bir oğlak, burada da oğlak etkisi var. Neyse şimdi burçlara takılmayın. Bu önemli değil ama bu insanla aranızda bir çekişme, bir mücadele söz konusu olabilir. Ya rakiplerle ya hayatınızdaki ya da bu insanın hayatındaki insanla ilgili durumlar olabilir. Yani bir rekabet durumu gerçekten olabilir. Ama bir şeyler sanki böyle çift taraflı ve bir yerde bir tıkanma sürecine girecekmiş gibi gözüküyor. Bir tıkanma. Önce bir mücadele, bir şeylerin netleşmemesi, sonra da ya bu ne, bu ne dengesizlik, bu ne saçmalık deyip sanki böyle bir tıkanmışlık sürecine girilebilir maalesef bu insanla. Peki bu insanla bir oluru var mı? Şimdi şöyle, bir kere bu insana çok fazla takıntı geliştirmeyin, tamam mı? Çünkü durumun biraz buna gidebileceğinden bahsediyor. Zaten hani sizin böyle olsun hemen olsun diyen bir tutumunuz, durumunuz vardı. Bunun size zarar vereceğinden bahsediyor. Bunu söyleyebilirim. Biraz böyle kendinizi çünkü yalnız bırakılmış, çaresiz bırakılmış yine hissedebilirsiniz. İlişki konusunda açıkçası şöyle konuştu. Şimdi fazladan bir kart verdi ve bu ölümdü. Pek ilişkiye evrilmeyebilir. Biraz böyle hatta toksik bir seviyede kalma ya da sürencemede kalma durumu sanki olacakmış gibi. Ama bir şeylerin karşılıklı konuşulması lazım. Ya şurada da engel kısmında yine yıldız kartı vermişti ya. Kılıç beşlisi, ay kılıç yedilisi, para beşlisi ve yıldızlar birlikte gelmişti. Bir şeyler de net ifade edilmiyor bu insanla. Net konuşulmuyor yani. İlerleyen süreçte de hani artık yeter denip bir şeyler belki karşılıklı olarak net ifade edebilir ve bu durum tarafları biraz açıkçası yaralayabilir. Ama şu an için böyle bir ilişkiyi çok vermedi bana. Az bir kısım belki şu mücadeleyi kazanırsa. Ama burada daha yani olumsuza gitmeyi biraz daha ben yönelik gördüm sanki. Çünkü size sorduğum tavsiyede, sizin için istediğim tavsiyede şu geldi. Toprak ikilisi. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı, daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Yani bu insana karşı çok ciddi gitme dedi açıkçası. Hani durumdan zevk almaya bak. Eğer zevk alıyorsan dedi okey. Ama biraz dedi hani eğlenceyle tamam bakalım süreç ne veriyor. Hani elinizde o verilen değnek ikilisinde, ama tılsım ikilisinde vardır ya, iki tane böyle tılsımı top gibi, jonglör gibi çevirir, cambaz gibi. Onunla şöyle evet bir oyna ama çok da kendini sanki buraya kaptırma dedi. Böyle bir şey aldım ben. Evet. Ay, birinci deste böyleydi. Şimdi isterseniz şöyle ikinci desteye geçelim. Merhaba, ikinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi gelelim sizin destenize. Şimdi burada biraz daha aslında duygusal olarak ilerlemiş bir durum görüyorum ben. Her iki taraftan da. Evet, yeni tanışılmış olabilir. Ama zaten dediğim gibi yeni tanışmalar ve platoniklere yönelik, ama yeni bile tanışılmış olsa duyguların böyle birden yükseldiği, birden böyle yoğunlaştığı bir şey var. Şimdi sizin gündeminizde sürekli bu insanı düşünmek, bir şekilde bu insana odaklanmak, ne yapıyor, ne ediyor, ne durumda? Aslında mantıklı bir insan olduğunuzu da görüyorum. Şöyle geliyor. Siz daha mantıklı, belki daha somut yaklaşan taraf bile olabilirsiniz. Karşı tarafta şöyle bir şey. Gerçekten sizden etkilenmiş. Ve sanki sevgi de hissetmiş, hissediyormuş. Böyle bir durumdan bahsettim. Yani karşı tarafın size olan duyguları güzel yani. Bunu söyleyebilirim. Bu insanı etkilemişsiniz. İmparator ve değnek kraliçesi. Şey var burada. Birbirine aslında denk diyebileceğim, her ne kadar inişli çıkışlı da gitse aradaki durum, arzuların, tutkuların yüksek olduğu bir
bağlantı, ilişki görüyorum. Şimdi siz bu insanı bir süredir düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle böyle çok şey geldi, hep Major Arcana getirdi. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran böyle peş peşe geldi. Bu tabii ki geçen senenin bu aylarından biri geliyor da olabilir. Şimdi sizde ikizler, boğa, terazi etkileri, koç etkileri. Karşı tarafta da koç, koç, yay, aslan. Yine boğa, akrep, aslan, kova etkileri ve toprak grubu etkileri var. Oğlak, başak, boğa. Olmak zorunda değil ama bunların etkisi çok böyle yoğun bir şekilde de geliyor. Sizde bu insana böyle bir dokunma isteği var sanki. Siz çok ciddisiniz ama karşı taraf da ciddi. Böyle bir ciddiyeti, ciddi insanlar alıyorum burada. Şimdi şöyle, bu insana karşı tutkulusunuz, isteklisiniz, evet. Ama şunu soruyorsunuz, olur mu ki ya? Olabilir mi ki gerçekten? Hani bir sürekli kafanızda bir şeylerin kararsızlığını yaşıyor olabilirsiniz. Hani şuradaki adamın şu kristali evirip çevirmesi gibi sürekli bu düşünceyi, bu insanı zihninizde böyle çevirip çevirip ya bundan olur mu, bununla olur mu diyor gibisiniz. Çünkü sizce bir ilişkinin doğru yaşanan bir yanı var. Yani bir ilişkinin bir yaşanış şekli var ve öyle olması gerekiyor. Bir ilişki başlar, evliliğe gider, çocukla taşlandırılır, çocuk sahibi olunur. İşte kadınsanız anne, erkekseniz baba olmak isteyen insanlarsınız çoğunuz. Hani bu çocuk değilse de böyle hayvan sahibi olmak, bir şeylere yani annelik babalık yapmak. Anne baba deyince hani ben bir tek çocuk anlamıyorum. Ya insan bebek anlamıyorum orada. Kedi köpek de olabilir, bu kuş da olabilir. Bir şeylere annelik babalık yapmak. Bundan bahsediyor. Hep çünkü böyle. Bu insana karşı hani durumunuzda böyle bir aktif bekleyiş, uzun vadeli, planlı, hani bununla evlenir miyim? Çocuklarımın annesi olur mu? Çocuklarımın babası olur mu düşüncesi? Karşı tarafta da ne kadar güzel, ne kadar masum biri ama aynı zamanda ne kadar tutkulu, ne kadar çekici biri. Böyle bir güçlü görme durumu var sizi. Yanına da böyle kolunu da taksa hoş durur musunuz? Tablo gibi böyle. Ama biraz inatçı da bir insan. İnat durumları da söz konusu. Aa, bu da şey. Tam böyle mam yazdı. Anne. Annemi almıştım çünkü. Özellikle bazılarınız zaten böyle kedi sahibi olabilir. Özellikle siyah kedi. Sizi böyle bir cadılığa yakıştırma durumu da olabilir bu insanın bazıları için. Baktıkça yeni çağrışımlar geliyor. Bu insanın ama bir şekilde gözünde o radara girmişsiniz. Yani size ne gözüyle bakıyor? Bu insan size arkadaş gözüyle falan bakmıyor, öncelikle bunu söyleyeyim. Radarına girmiş misiniz? Girmişsiniz. Kalbinde de bazı duygular tetiklenmiş mi? Tetiklenmiş. Bu insan zaten kendi mevcut durumunda da bir başlangıç yapmak isteyen, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen birisi. Siz de hani zaten bunu gözünüze kestirmişsiniz ama bekliyorsunuz. Gelse de hani biz bir yolu birlikte yürüsek, birbirimize ışık olsak. Bu tapınak yolu bana hep yani bir şekilde evliliği çağrıştırıyor. Yanında gelen kartlar desteklediğinde tabii ki. Ve burada ben bunu çok yani yüksek görüyorum. Siz bu insana karşı şey değil. Evet, heyecan da var ama daha böyle tutkulu bir aşk sevgi durumu var. Ayakları yere böyle basan ve o sevgiyle ileriye taşımak isteyen, kurumsallaştırmak, resmileştirmek isteyen bir yanınız var. Sadece hadi olsun bitsin bu değil. Siz uzun vadeli plan yapıyorsunuz. Bu insan da öyle. Karşılıklı olarak o yüzden aslında bir dengeniz, bir uyumunuz da var yani. 3, 4, 5, 6. Gelen rakamlar da böyle. Peki aranızdaki engeller neler olabilir? Şimdi kılıç dörtlüsü, tılsım ikilisi, kılıç altılısı. Andaki güç, yüksek benliğiniz, çatışma. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Birincisi, bu insanla zaten böyle hali hazırda tanışıp ikiniz de belki çok güçlü karakterler olduğunuz için çatışma durumlarınız, birbirinizi zorlama durumlarınız olabilir. Ama
çevreyle, aileyle, başkalarıyla da bu insanla ilgili ileride çatışacağınız belki durumlar, birilerinin sizi zorlaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat ben şimdi yüksek benliğinizle gelmiş. Şunu alıyorum. İleride şunu yapabilirsiniz. Engel olarak geldiği için söylüyorum. Geçmiş ve gelecek. Burada çünkü bu gösteriliyor. Adam gayet kontrollü. Geçmişte aslan var, gelecekte kaplan var. İkisini de kontrollü bir şekilde zapt ediyor ve şu anda şimdi de kalıyor. Kafasını geçmişin ve geleceğin düşünceleriyle dağıtıp da burayı darma duman etmiyor. Ama bu sizde şimdi engel hanesinde geldiği için ve siz fazla gelecek odaklı olduğunuz için şimdi değilseniz bile bu gelecekte biraz sanki oraya kayacak. Bu durum sizi sıkıntıya sokabilir ve yani yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Ve aranızda bir atalet dönemi de gerçekleşebilirmiş gibi. Özellikle önümüzdeki 1 aylık ve 1,5 aylık süreçlerde. Bu insanlar aranızda mesafe olabilir. Çünkü bir deniz aşırılık özellikle veriyor. Bu insan böyle deniz kenarında bir şehirde yaşıyor olabilir ya da siz deniz kenarında bir şehirde yaşıyor olabilirsiniz. Buradaki çoğu kişinin ama böyle kedi gibi hayvanları var sanki. Burada da yine kaplan, aslan vesaire gelmiş. Denizcilikle ilgisi olanlar olabilir. Evinde bazılarının, özellikle erkek olan kişilerin, siz veya karşı taraf bilmiyorum, böyle gemi maketleri, minyatürleri de olabilir. Öyle bir şey de geldi. Yani kısacası bu insanla ilgili olarak karşınıza çıkabilecek engel aslında isteklerinizin ve beklentilerinizin biraz çakışmasıymış gibi gözüküyor. Konuşamıyorum. Aynı anda 5 tane düşünce geçiyor aklımdan. Çünkü burada kadının yüksek benliğini simgeleyen kalbi o kadar takıldı ki gözüm. Ya şurada da bakın. Bu destelerin yaratıcısı aynı kişi bu arada ve desteler sadece farklı. Şu deste daha yeni. Burada bir kadın var, elinde kalp tutuyor. Burada bir kadın var, göğsündeki kalbi, yani kristal bir kalbi görüyoruz. Bu insanın gerçekten hani sevgi boyutu gelişmiş size karşı. Bu var. Buradaki durum karşılıklı. Yani ikinci deste için bunu söyleyebilirim. Mesela bir de öyle bir durum çok yoktu. Ama bir ikilem, bir bocalama. Belki ileride hani zor mu ya bu iş? Ne oluyor filan deyip vazgeçmeyi düşünenler bile olabilir. Peki gelecekte ne olabilir aranızda? Şimdi şöyle. Özellikle erkek olan tarafın ya da şöyle söyleyeyim, eril enerjinin daha güçlü çalıştığı tarafın, çünkü aynı cinsiyette olabilirsiniz yani. Kendi enerji yoğunluğunuza göre dinleyin, tamam mı? Hangisi baskınsa, eril mi, dişil mi? Şimdi şöyle bir durum. Eril olan tarafın duyguları biraz daha gelişirken, yine bakın mesafeden bahsetti. Bir kopuş dönemi yaşanabilir diyor. Ve dişilin de kendinden fazlaca bir şeyler vermesi, biraz belki kendi değerini hatta bilememesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Peki bir oluru var mı? Şurayı açacağım. Şöyle merak ettim. Şöyle bir şey alıyorum ben burada. Tamam. Bu insanla bir dönem siz diyeceksiniz ki olmuyor, olmayacak. Ya o gidiyor ya siz gidiyorsunuz. Bir vazgeçiş var çünkü. Ya da bazılar için de şöyle bir şey. Bu insan bir yerlerden birilerinden vazgeçebilir. Gidebilir. Biri bir yerden gidiyor çünkü. Bakın kupa kralın tam altında. Aranızda şuradaki sallantılı süreç var ya. Bu bir yerde patlayacak ve bitecek. Kule çünkü sağlam olmayanı yıkar. Bir temel sağlam değilse kule bunu yıkar. Kötü olanı yıkar. İyi bir şeyi yıkmaz zaten, korkmayın. Sizin aranızda ne olacak biliyor musunuz? Sizin aman Allah'ım bu neydi dediğiniz çok kötü bir şey yaşanabilir. O an size çok yıkıcı gelebilir. Bundan sonra siz bu insanla bir başlangıç yapacaksınız. Bir çoğunluğunuz tabii ki genel olduğu için herkes uymayacak ama. Şu süreç neyse şu bitecek. Belki buradaki engeldi. Belki aranızdaki şu belirsiz durumdu.
Siz bu insanla bir yolunuz var bence sizin. Siz başlarsınız. Ama önce şu aranızdaki şu durumun bitmesi lazım. Mesela bu şimdi sizin böyle arkadaş gibi konuştuğunuz birisi olabilir. Niyetini belki çok anlayamıyorsunuz. İleride bir yerde şey olacak sanki. Ben artık bu duruma tahammül edemiyorum. İki taraf da böyle. Birbirine belki önce söylemiyor ama. Belki göz yumuyorsunuz birbirinizin böyle başka kaçamakları olmasına. Bu da pekala mümkünmüş gibi. Ama bir yerde bu durum artık yıkılıyor. Ve siz bir ilişkiye başlıyorsunuz. Buranın bir yolu var. Peki tavsiyeniz ne? Ha, çok güzel. Ateş dokuzusu dedi. Pes etme. Yaratıcılığını koru, cesur ol ve kendine inan. Bu insanla ilgili açıkçası pes etmemeniz noktasında bir tavsiye geldi. Yani mücadele et diyor. Bu insan noktasında hemen diyor vazgeçme. Çünkü ya zaten belli bu insanın size karşı hisleri var. Biraz inatçı bir figür olabilir. Bu noktada sizi zorlayabilir. Siz de böyle kendi vakur duruşunuzdan çok bir şey kaybetmek istemeyebilirsiniz. Biraz gurur yapabilirsiniz. Ama yani ben bu desteği için açıkçası bir gelecek gördüm. Umarım da en güzel şekilde sonuçlanır. Gelelim üçüncü desteğe. Merhaba, üçüncü desteği seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu insana dair sizin duygularınız ne? Buna bakacağız. Sonra da onun size duyguları, sizin durumunuz, onun durumunuz. Şimdi sizin bu insana karşı bir şeyleri net bir şekilde ifade edemediğinizi, ifade noktasında bir tıkanıklık gördüğünüzü görüyorum. Yaşadığınızı görüyorum. Bugün konuşamıyorum, bir şey oldu bana. Bir tıkanıklık yaşanıyor. Bir şeyleri net bir şekilde ifade edemiyorsunuz. Bazı şeyler hatta burama kadar geldi deyip şu boynumuzu gösteririz ya. O durum özellikle yaşanıyor olabilir. Bu insan tarafından bazıları manipüle mi ediliyorum? Beni zorluyor mu? Bana zorbalık mı yapıyor? İşte bana karşı net davranmıyor ve bu durum beni üzüyor. Aramızda ne oluyor, ne bitiyor anlamıyorum diye olabilir. Aslında güçlü karakterler dersiniz. İstediğinizi yapan, istediğinde fırtına koparabilen. Aslında istese karşısı... Konuşamıyorum. İstese karşısındakine kök söktürebilecek insanlarsınız. Fakat diyorsunuz ki hele bir bekleyeyim. Bu insanda sanki istediğiniz her şeyin yani onda 9 kısmı var. Onda 9'u okey. Tam kafanızdaki profile uymuş olabilir. Ama onun niyetini net bir şekilde okuyamıyor olmak da sizi huzursuz ediyor. Zaman zaman da kendinizi bu insana karşı böyle öf yeter deyip bir şeyleri sert bir şekilde ifade etmek isterken buluyor olabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Etki olarak aslan, yay, kova ve balık etkisi olabilir burada. Burada da ikizler, su grupları, yine balık. Böyle etkiler söz konusu olabilir. Şimdi bu insana geldiğimde ise bu insan yakın zamanda bir bitiş yaşamış olabilir. Kendi hayatında bir şeyleri bitirmiş bir şekilde ya bitirmiş ya da bitirecek, bitirmek isteyen bir konumda olabilirmiş gibime geliyor. Çünkü sizin ona iyi geldiğiniz, onu beslediğiniz bir durum var. Sanki tam şu kule anı yaşanırken birden kapıdan siz çıkmışsınız ve karşısına gelmişsiniz. Ya çünkü sizi bir kupa kraliçesi olarak görme ya da size karşı bir kupa kraliçesinin hislerinde olma durumu söz konusu. Anaç, duygusal, şefkatli, merhametli, fedakar, değil mi? Tılsım kraliçesi kadar olmasa da sezgileri yüksek, sezgileri en yüksek kraliçe zaten. Kupa kraliçesi. Böyle biri olarak görüyor. Fiziksel bir çekim var, yüksek bir çekim var. Sevgi durumu da evet söz konusu. Ama siz hani yani biraz şey olmuş olabilirsiniz bu insana son zamanlarda. Gerçekten şurama kadar geliyor deyip deyip zorla kendinizi aşağı çekiyor olabilirsiniz. Ya da mesela işte mesajlaşıyorsunuz. İçinizden belki 10 satır yazmak geliyor. Ama bir satır yazıp durduruyorsunuz kendinizi. Çünkü bir şeyleri ifade etmek noktasında kendinize sürekli ket vurduğunuzu görüyorum. Bu insanın durumuna baktığımda ise bu insan yol ayrımında olabilir. Dedim ya bir şeyleri yıkası var. Biraz böyle öfke durumları da olabilir bu insanın. Ara ara size parladığını da görüyor olabilirsiniz. Aranızda bazen tartışma da çıkıyor olabilir.
bir yol ayrımı var. Bir şeylerin önünü göremiyor, kestiremiyor. Yani şeye çok uyumlu geldi bu arada. Ay kartıyla geldi. Kendi hayatında belirsiz durumların içerisinde ve bu insanın başka biriyle de ilişkisi olabilir bu arada. Belki siz zaten bunu biliyorsunuzdur. Bazılarının tamam saklanmış veya bilinmiyor da olabilir. Ama yani siz burada niye ağlıyorsunuz? Biri ağlıyor. Bence siz biliyorsunuz bu insanın ilişkisi olduğunu. Ya da bu insanın kafasında önceden mesela biri varmış, onu biliyorsunuz. Ama birçoğunun sanki burada ilişkisi varmış gibi. Birçoğunun derken hepsinin değil yani. En azından %40-50'lik bir kısmın. Belirsiz durumlar var. Ne yapacağını bilmiyor. Hangi yöne gitmesi gerektiğini bilmiyor. Yani bu kişi iki insan arasında da kalmış olabilir. Çünkü unutmayın ki aşıklar kartı öyle wow bu insana aşık demek değil. Yanında gelen kartlar önemli. Aynı zamanda iki kişi arasında kalma ya da işte bir seçim yapma aslında karar verme kartı. Bazen de bir iyileşme kartı. Ama sizin gerçekten bu insana iyi gelme durumunuz söz konusu yani şu durumda. Şuradaki o kulenin yıktığı yaralı enerjiyi çünkü hem aşıklar hem kupa kraliçesi hem buradaki iyileşme kartıyla alan birini görüyorum. Hani şu olabilir bir ilişkisi vardır. Mesela şimdi engeller kısmına da gelmiş olayım. Şurayı biraz böyle yukarı alalım. Bu arada bu kartlarla uzun süredir açılım yapmıyordum. Şöyle yapayım. Çok temiz o yüzden. Şu an enerjileri aşırı temiz. Bence çok güzel konuşuyorlar. Tabii ki diğer kartlarımı da temizliyorum düzenli olarak ama. Şimdi şöyle bir şey alıyorum. Aranızdaki engeller kısmıydı burası. Şimdi tılsım üçlüsü, değnek onlusu, kupa prensi. Size karşı bir şeyler hissetmekle birlikte dediğim gibi bu insanın halihazırda bir ilişkisi olabilir. Ve bu artık böyle en az belki 3 senelik bir ilişki olabilir. Bazen gerçekten çok uzun bir ilişkisi olmuş olabilir ve artık bu insanı yormaya başlamış ve böyle taze, fresh bir kan aradı. Biraz vampir gibi tarif ettim ama şeymiş değil mi? Geceleri çıkıp hani daha böyle genç, masum aşıklar arıyormuş kendine. Tövbe estağfurullah. Hayır, öyle bir şey değil de. Sanki bazıları böyle bir ilişkinin içine yorulmuş. Geliyor ve sizde dinleniyor. Kendi belki ilişkisinde bulamadığı huzur, mutluluğu belki sizde buluyor, bilmiyorum. Bu bir senaryo. Şimdi çoğunluğu ilgilendiren senaryoya gelirsek. Aranızda şöyle bir engel durumu söz konusu olabilir. Birincisi, bir bölünmüşlük, bir bölünmüş enerjiden çünkü bahsediyor. Bir de şimdi kafa darlar geldi. Burada da ihtimallerden yine bahsetti. Bir odaklanma problemi. Şimdi bir şeyler, evet puzzle'ın kartı çok seviyorum bu arada bu destede. İlk kez geldi bir açılımda. Bir şeyler evet puzzle'ın işte yapbozun parçaları oturuyor vesaire ama bir bölünmüşlük var. Resim hala tam değil. Bu insanla çok böyle birbirinize karşı hisleriniz yoğun olmasına rağmen arkadaş enerjisinde olabilirsiniz. Belki çok iyi anlaşıyorsunuz aslında. Ve kestirememe ne hissediyor, ne hissediyor, ne hissediyor. Belki o kadar iyi anlaşıyorsunuz ki hani şey düşünüyorsunuz. Yok ya biz gerçekten sadece arkadaşız herhalde. Ama aslında öyle değil yani. İki taraf da bunun farkında. Ama karşı taraf özellikle bunu gizli tutmayı ve yanlış aksettirmeyi seviyor. Kedi panter gibi gözüküyor orada. Hisleri yanlış aksıyor. Olduğu gibi göstermiyor, olduğundan farklı gösteriyor diyebilirim. Bazıları belki aynı sektörde çalışıyor, aynı bölümde okuyor. Ve birlikte bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela birlikte bir projenin üstünde çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki yok ya biz herhalde sadece bu kadarız. Hani fazlası değiliz. Hep küçük kalıyor aslında size sunuş şekli. O yüzden emin olamıyorsunuz. Ve sizin de ona sunuş şekliniz, hislerinizi küçük kalıyor bu yüzden. Yani başta da dedim ya konuşma noktasında bir şeyleri ifade etme noktasında şey değil. 10 satır yazmak geldiği halde belki sadece görüldü atıyorsunuz şımarmasın diye. O size minik minik verdiği için siz de ona minik veriyorsunuz. Dediğim gibi bazıları ya çok iyi anlaşıyor. Üç farklı senaryo çıkıyor aslında buradan en az. Çok iyi anlaşıyor. O yüzden diyor ki galiba biz sadece arkadaşız. Aslında ondan böyleyiz. O yüzden emin olamıyor. Bazıları diyor ki evet biz aslında birbirimize gerçekten çok uyumluyuz. Ama onun tam odağı bende değil. Onun farklı bir yerde farklı biriyle bir bağlantısı var. O yüzden olmuyor. Yani aranızda olabilecek engellerden bahsediyoruz. Çünkü bir bölünmüşlük var. Bütün enerjisini size veremiyor bu insan.
Üçüncü bir senaryoysa şöyle bir durum. İş, kariyer, eğitim, maddiyat gibi konuların aile de dahil buna çok fazla üzerinizde yük olarak binmesi, durumunuzu dağıtması. İkinizin de odağı çünkü farklı yerde. Tamamen birbirinize konsantre olamıyorsunuz. Zaten değnek konusu geldiğinde yani ilişkiler ikinci, üçüncü plana atılır. Hele ki şuradaki bölünmüş enerji bence durumu aslında özetliyor. Bundan dolayı bir engel olabilir ileride de aranızda. Şimdi peki gelecekte aranızda neler yaşanır? Gene neler yaşanabilir? Bir olumunuz var mı? İlişki olabilir mi? Ve tavsiyeye geleceğiz şimdi. Şimdi bir kere ben hala burada başkalarının dahil olduğu tezimi sürdürüyorum. Gelecekte de şöyle bir durum. Seçeneklerden birisiniz birbiriniz için. İkinizin de ama başka insanlarla flörtleri, başka insanlarla irtibatları söz konusu olabilir. Sizi böyle bir ilişkinin içinde, net bir ilişkinin içinde şu an göremedim. Aynı anda çünkü birden fazla kişi dahil durumlara. Hem aranızda yaşanacaklar açıkçası bundan bahsediyor, hem de olurunuz var mı dediğimde. Seçeneklerden evet birisiniz birbiriniz için. Özellikle burada cinsellik çok yüksek geliyor yine şeytanla. Ama bir ilişkiye taşınmıyor. Şöyle bir şey sanki. Bir dönem ciddileşecek gibi oluyor şimdi gelecekte neler olabilir dediğimde. Bir dönem acaba bir tık daha ilerisi oluyor mu denirken üçüncü bir kılıç, üçüncü bir ok. Hani şu an mesela ikinizin de hayatında kimse yoksa, yo bugün bu ana kadar anlattıklarım uymuyor, İkimiz de yalnızız diyorsanız, gelecek olan planda özellikle bakın 3 gün verdi, 3 hafta verdi. 3 vadelik süreç diyelim hadi. Sizin veya karşı tarafın hayatına bir başkasının dahil olduğunu görebilirsiniz. Aklınız bulanabilir. Hani tam her şey yolunda gidiyor derken. Çünkü gelecek süreçte de zaten bir ilişki vermedi şu an bana. Seçenek olarak kalıyor yani. Aynı anda iki insanı idare etme durumu da ayrıca söz konusu olabilir. Hani hem sizin belki gönlünüzü hoş tutar, hem de ama hala karşı tarafla o bağını da sürdürebilir. Şimdi sizin tavsiyeniz, sadece tavsiye kartlarını düşürerek mi yaptım ya? Öyle istedim galiba çekerken. Sizde iki tane düştü. Biri su şövalyesi. Bugün konuşamıyorum. Şimdi duyguları dengeleme ihtiyacı. Size evet duygularını istediğin gibi ifade et diyor tavsiye olarak. Bu var. Bir de toprak altılısı. İlginçtir. Şuradaki sonuç kartınızla buradaki aynı geldi. Şimdi burada da denge, burada da bir terazinin kefesini görüyoruz ya. Ben şunu anlıyorum. Bu insan sana ne kadar verirse diyor, sen de lütfen ona o kadar ver. Duygularını dengele, fazla büyütme. Çünkü çok yüksek. Onun da aslında sana karşı yüksek. Ama bu insan kendi var olan düzenini bence çok hazır değil yani terk etmeye. Şeytan imparatorun altında geliyor. Özellikle de bu insanın bir ilişkisi varsa biraz mesela onu yıkma konusunda gönülsüz davranabilir. O yüzden çok hemen böyle şey yapmayın. Karşınıza da başka fırsatlar çıkarsa bence bir değerlendirin. Çünkü belli ki onun var. Sizin de olabilir o yüzden. Anlatabiliyor muyum? Dengeli gidin yani bozmayın. Burada bile bakın. Evet, sizin tavsiye kartınızda bile iki tane düştü. İki seçenek var. Böyle değilse de ilerleyen süreçte böyle olduğunu görebilirsiniz. Evet, böyle bir açılımda dilerim ki faydası olmuştur arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.